Az önceki bağlantımıza tekrar gelelim değerli izleyenler. Kayyum uygulamaları ile birlikte bölge illerinde oluşan ekolojik tahribatı değerlendirmek üzere Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık'a bağlanacağız. Merhabalar Sayın Kalçık, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Her yerde olduğu gibi bölge illerinde de ve özellikle de sizin bulunduğunuz bölgede ekolojik bir tahribat söz konusu. Bunlar nasıl politikaların ürünleri? Maalesef çok bir felaket yaşandı. Doğal bir felaket diyemeyeceğiz. Doğal yaşanılan bir sonucun, uygulamanın, hatalı bir uygulamanın sonucunu yaşıyoruz. Özellikle Giresun'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu bir doğal felaket değil, doğal uygulamaların getirdiği bir sonuçtur. Bu bir cinayettir. Bu cinayete sebep olanların mutlaka hesabını vermesi gerekiyor. Bugün Giresun'da oldu, yarın her tarafta olacak, her bölgede olacak. Örneğin bizim bölgemizde, Çatak'ta, Garispi'de, Muradiye Şelale'de, Gelizli'nde ve bu bölgenin sadece Van Devlet Su İşleri'ne bağlı yüzlerce HES yapılmaktadır. Bu HES'lerin getirdiği felaketlerin sonucudur. Şimdi Devlet Su İşleri diyor ki ben suyun sahibiyim. Suyun sahibi olurken sadece bunun ne kadar para kazandıracağını, nerede ne kadar para saklayacağını hesabını yapıyor. İlginç bir örnek vereyim yakın tarihte. Muradiye Belediyesi HDP döneminde bu şelalenin olduğu yerde bir köprü yapmak istiyor. Devlet Su İşleri'ne müracaat ediyor. Köprünün işte dört tane ayağı var, iki bu tarafta, iki bu tarafta. Müracaat ediyor ki, Devlet Su İşleri diyor ki, buradaki floraya, fuanaya zarar vereceğine dolayı size izin veremeyiz. Burada yapı yapamazsınız, köprü yapamazsınız. Aynı Devlet Su İşleri, Ayrancılar HES denilen bir yer var. Yaklaşık 23 kilometrelik kapalı alanlarla çamur deryasına döktüren bir uygulamanın getirdiği bir sonuçtur. Van'ın mesela şeyle özdeşleşmiş, güzelliğiyle özdeşleşmiş Van deyince, Van denizi neyse, Galisipimiz de öyledir. Oradaki birçok balık üreticisinin olmasına rağmen, endemik bitkilerin olmasına rağmen burada bir vahşete imza atılıyor. Çatak, Galisipi'de HES yapılıyor. Bu felaketlerin önüne geçilmesi gerekir. İşte halka tanıtım toplantısına katılırken o günün kayyumu bunu eleştirenleri vatan haini olarak ilan etti. Oysa bugün vatan hainleri bu Giresun'da yaşanılan ve benzeri bölgemizde yaşanılan bunlara izin veren kanun koyuculardır. Şimdi Ankara'da kıyıları koruma genel müdürlüğü diye bir müdürlük var. Bütün kıyılar genelde Türkiye'de özellikle de bizim bölgemizde çok ciddi şekilde işgal altındadır. Bu hele özellikle bu son dönemde kayyumlarla beraber tam bir vahşet politikası uygulandı. Örneğin işte bu kayyumların getirdiği uygulama sonucu durdurma kararı olmasına rağmen Zilan'da bir HES yapılıyor. Bu HES sadece bir HES'in ötesinde, suyu kirletmesinin ötesi, endemik bitkilerin yok etmesinin yanında bir de biz Kürtlerin geçmişiyle ilgilidir. Yakın tarihte 28 Kürt köyünün yok edildiği, yakıp yıkıldığı, orada 15 binden fazla insanın katledildiği, 10 binlerce insanın mağdur edildiği ve bugün oradaki o 28 köyde hiçbir tane köyün olmadığı bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Böyle bir vahşet uygulanıyor. Bu anlamda suya tahakküm olma adına özellikle bu kayyum döneminde tam bir vahşet uygulanıyor, ilkesizlik, ölçüsüzlük kullanılıyor, doğamız, suyumuz, kültürümüz, tarihimiz yok edilmeye çalışılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 24 Ağustos'tan 24 Eylül'e kadar 766 tane maden sahası ihaleye çıkıyor. Türkiye'nin her tarafında, özellikle bölgede bütün yerler delik deşik edilecek, meralarımız, suyumuz, toprağımız kirletilecek. Ve bugünkü o antidemokratik uygulamalara karşı, buna karşı bir duruş da sergilemiyoruz. Genelde Türkiye'de bir demokrasi yok, bölgemizde de kayyumlarda dolayı açık faşizm uygulanıyor. İtiraz edemiyoruz, basın açıklaması yapamıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz, bir mahkeme açamıyoruz. Van örneğinde örnek verdiğimizde, yaklaşık 1400 gündür her 15 günde bir kayyum yasak ilan ediyor. İnsanlar özgürlüğünü, sorunlarını dile getirmek, basın açıklaması yapmak, partilerin örgütlenmesine dahi müsaade edilmeyen bir vahşetle karşı karşıyayız. İşte bu vahşet karşısında çıkar ilişkileriyle, rant ilişkileriyle,
dönen rüşvet de işte derelerimizde yapılıyor. Örneğin Van Denizi'nin 450 kilometresinin çok önemli bir kısmında işgal edilmiş. Bu işgal edenlerin çoğu da kanun koyuculardır. Başta vali kayyum olmak üzere Van Denizi işgal altındadır. Van Denizi'ne akan bütün dereler HES yapılıyor. Buradaki özellikle Zilan'da, Bendimahir'de ki HES'ler orada yaşayan bizim Van balığının yok olmasına neden oluyor. Özellikle 15 Nisan 15 Temmuz süresi içerisinde üreme döneminde o göç eden balık, uçan balıklarımız suyun oksijeninin bitmesi ve suyun çok kirlenmesine dolayı çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Yakın bir tarihte hem Van Gölü olmayacak, hem Van'a ait endemik balık olan Van balığı, uçan balığımız yok olacak. Bunlar sadece çok ufak kişisel çıkarlar uğruna yapılıyor maalesef. Eğer gerçekten amaç enerji ise dünyanın başkentine de güneşine başkentlik yapan Van'da 365 günün 300 günü güneş vardır. Demokratiktir, eşitlikçidir, herkese olur, yarın olmazsa bir kuralı yok. Bunu yapmadığı yerde maalesef HES'lerle yapılarak böylesi bir vahşete imza atılıyor. İşte en somut örneği dün Giresun'da onlarca vatandaşımız katledilirken buna izin verenler, bunun rantını kullananlar cezalandırılmıyor. Yine yetkililer halkı cezalandırılıyor. Bu vahşet artık dur diye denilmesi gerekiyor, önüne geçilmesi gerekiyor. Ekolojik tahribatlara karşı bölge halkının duyarlılığı nasıldır? Neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Şimdi işte bu kayyumdan bu yana bırak tepkilerimizi göstermeye, sokağa 3 kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor. Size çok basit bir örnek vereyim anlaşılması adına. Çatak'ta Kanisbi'de HES yapılıyor. Ben de bir gazeteci arkadaşımla gittim, orada basın açıklaması yapayım. Onlarca toma, onlarca akrep, yüzlerce silahlı güç, emniyet mensubu, jandarma mensubu benim önümü kesti. Neymiş? İşte burada basın açıklaması yapamazsınız. Ben burada diyorum ki ben siyasi bir kimlik taşımıyorum. Ben çevreciyim, ekolojistim. Suyumuz, toprağımız kirlenmesin diyorum. Bu hepimizin geleceğiyle ilgilidir. Yarın vali burada çekip diyecek, kaymakam, kayyumlar çekip diyecek. Buradaki insanlar yaşıyor. Niye izin vermezsiniz? Diyor ben emir kuluyum. Maalesef Türkiye'deki bugün gerçeklik herkesin kul olduğudur. Bir tek bireyi, bir şahsın verdiği emirlerle yönetiliyor ve cidden tarihte, yakın tarihte bugüne kadar böylesi bir faşizm uygulanmamıştır. Halkın bu kadar bastırıldığı, yok sayıldığı bir yapıda olmamıştır. Maalesef insanlar bırak kendini ifade etmesine, 3 kişinin sokağa çıkma olanağı yok. Şimdi biz siyasi herhangi bir mesaj vermiyoruz, siyasi değiliz ama ekolojist olmamıza rağmen, çevreci olmamıza rağmen 3 şey istiyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletmeyin. Bu da hiç suç olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz, bir yönetimde yaşıyoruz. Halk nasıl tepki verecek? Peki, Van Çevre Derneği Başkanı Sayın Ali Kalçık, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler.